Merhaba arkadaşlar ben Selvan Hoca. Yeni bir anayasa denemesiyle karşınızdayız. 15 tane kaliteli soru bir araya getirdik. Umarım faydası olacaktır ve temel hukuku içeren ilk sorulardan başlıyorum. Doğum ölüm gibi insan iradesi dışında gerçekleşen hukukun sonuç bağladığı durumlar aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradaki doğum ve ölüm kelimelerini lütfen dikkat. Biliyorsunuz bunlar doğada gerçekleşen ve insanın önüne geçemediği şeyler. Hani doğumu belki kısmen kontrol edebilirsiniz ama ölümün asla önüne geçemezsiniz. Dolayısıyla bu tür şeyler doğada gerçekleşiyor. Şöyle tam yazalım. Evet. Doğada gerçekleşiyor ve hukuk bunlara bir sonuç bağlıyor. Örneğin X kişi öldü ve geriye mirası kaldı veya borcu kaldı. Bakın ölüme hukuk sonuç bağlıyor arkadaşlar. Doğada gerçekleşen şeylere hukuk sonuç bağlıyorsa bunun adı hukuki olaydır. Eğer irade açıklaması deseydi işlem. Eğer ürün elde etme deseydi fiil arkadaşlar. Okey. Bunlar hakların kazanılmasına etkili olan 3 önemli faktördür. 1982 Anayasası'na göre yukarıdakilerden hangileri önceden izin alınmadan kurulur, kurulabilir diyor arkadaşlar. Şimdi en arkadaşlarım hangileri önceden izin alınmadan kurulabilir? Bir kere Türkiye'de 6 tane işlemde izin almaya gerek yoktur. Neydi bunlar? Parti kurmak, dernek kurmak, sendika kurmak, parti, dernek, sendika, basım evi kurmak, değil mi arkadaşlar? Süreli ve süresiz yayın çıkarmak, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak. O zaman parti kurmak, dernek kurmak ve basım evi kurmak izin almak gerekmiyor arkadaşlar. Bu arada basım evinde teminat yatırma şartı da aranmaz değerli arkadaşlar. Partiler en az 30 vatandaşla dernekler en az 7 kişi. Bu 7 kişi gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Peki. Aşağıdakilerden hangisi hukuk sisteminin istisnai olarak izin verdiği kişinin kendi hakkını bizzat koruyacağı durumlardan biri değildir? Şimdi şöyle bir H harfi diyorum hak. Hakları kim korur? Hakları ya devlet korur ya da kişinin kendisi korur. Devlet koruması talep ya da davayı içerir. Kişi koruması arkadaşlar zaruret hali, e diğer adı ısrar hali ya da zorunluluk hali. Zaruret, ısrar, zorunluluk. Bir diğeri meşru müdafa yani nefsü müdafa ya da haklı savunma. Bir de arkadaşlar kuvvet kullanmak Tamam mı? O zaman ıstırar hali, meşru müdafa, zorda kalma ve kuvvet kullanma şuradaki kavramlar ve bunların diğer isimleri. Örneğin, örneğin zorda kalmakla ıstırar hali aynı şey. Kuvvet kullanmayı zaten söyledik. Meşru müdafa, diğer adı nefsü müdafa, diğer adı haklı savunma. Şuradaki İhkak hak hocam suçtur. Türkiye'de hukukta bu kabul edilmiyor. Cebir ve cebir ve şiddetle hakkımızı elde etmeye çalışırsak büyük bir hata yapmış oluruz. Cebir ve şiddet içerdiği için ihka hak hukukumuza suç olarak kabul ediliyor. Yukarıdakilerden hangisi idari sözleşme yapma ilkeleri arasındadır? Şimdi idari sözleşme yaparken yani şöyle de diyebiliriz ihale yaparken hangi kriterlerimiz ya da ilkelerimiz var? en uygun bedel aranır. Genelde yayınlar bizi kandırmak için en ucuz bedel yazarlar. Devlet ihalede, sözleşmede en ucuzu değil, en uygun bedeli arar. Serbest bir rekabet ortamı sağlanır, Şartları uyan herkes katılabilsin diye. Sözleşme ve ihale süreci açık bir şekilde yapılır. Aleniyet büyük ihalelerde canlı yayında yapılıyor. Sözleşme yapılacak kişide uygun kriterler aranır. Evet uygun kriter veya bir yetenek aranır. Örneğin Diyelim ki TOKİ idaresi bulunduğunuz şehirde toplu konut yapacak ve bunu oradaki şirketlere vermek istiyor. Bakıyorsunuz ihale ilanında birinci maddede şöyle yazıyor. 5 yıllık inşaat tecrübesine sahip şirketler bu ihaleye girebilir. Yani belli bir kriter yetenekte aranıyor. Tamam. Kamu hizmetlerine girenler mal bildirimde bulunurlar. Evet anayasamızda mal bildiriminde memurların bulunduğunu, yasama ve yürütmedekilerin de mal bildiriminden muaf olmadığını söylüyor. Yani onlar da yapıyor yasama ve yürütmede. Yargıdakiler zaten memur statüsünde oldukları için yapıyorlar. Mal bildirimde bulunması genel olarak kaç yıl aralıklarla yapılır? Yani kaç yılda bir mal bildirimi yapılır arkadaşlar? Hukuk şöyle der. Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda. E dolayısıyla arkadaşlar mesela 2020'deyiz ya bir dahaki 2025'de olacak değil mi? Dolayısıyla arkadaşlarım kaç yılda bir oluyor? 5 yılda bir. Hayırlısı bir de atandığınızda, ilk atandığınızda vereceksiniz. Bir de sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda. Olağanüstü halde dahi dokunulamayacak çekirdek haklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi çekirdek haklar 82 anayasamızla başlamıştır. Önceden yoktu. Anayasamızın 15. maddesinde geçen toplam 5 cümledir. Yaşama hakkına hiçbir şekilde dokunulamaz. Kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz. Evet, maddi ve manevi bütünlük. Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Bunlardan dolayı suçlanamaz. Doğru, çekirdek haktır. Suç ve cezalar geriye yürütülemez. Suçluluğu mahkemece saptanana kadar hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz vesaire vesaire. Masumiyet karinesi. Şurada nerede hata var? Evet en temel hakkımız yaşama hakkıdır. Dokunulamaz doğru ama hiçbir halde dokunulamaz vurgusu yanlış. Çünkü anayasamızda özellikle şöyle yazar. Savaş hukuku hariç yaşama hakkına dokunulmaz. Demek ki en başta bile hariç durumlar ifade edildiği için şuradaki vurgu bilgi yanlış hale dönüştürmüş. Uyuşmazlık mahkemesi kaç üyeden oluşur? Değerli arkadaşlarım uyuşmazlık mahkemesinin 6 asil 6 yedek üyesi vardır. Ve bunlar nereden gelir arkadaşlar? 3 asil 3 yedek yargıtay, 3 asil 3 yedek danıştay. Bir de başkanları var. Başkanı nereden geliyordu? Anayasa mahkemesinden değil mi? AYM kendi üyelerinin birini uyuşmazlığa başkan diye gönderiyordu. Bu arada uyuşmazlık arkadaşlar görev süresi de 4 yılda onu da hatırlatmakta fayda var. Yukarıdakilerden hangilerinde milletvekili TBMM kararı olmadan kendiliğinden sona erer? Şimdi 3 durumda meclis oylama yapıyordu. Neydi bunlar arkadaşlar? Biri istifaydı. Değil mi? İstifa. Peki. Bir diğeri neydi arkadaşlar? Devamsızlıktı. İstifa, devamsızlık değil mi? Bir de milletvekiliyle bağdaşmayan bir görevde ısrar etme. Bunlar da meclis oylaması vardı. Ama ölümde arkadaşlar ve milletvekilinin cumhurbaşkanı olmasında meclis kararına gerek yoktur. İstifada ve devamsızlıkta meclis oylama yapar değerli arkadaşlar. E, karar olmadan kendiliğinden sona, sona erere istediği için cevabımız 1 ve 4 oluyor. Tersini meclis kararıyla düşürülme durumları hangileridir deseydi o zaman da 2 ve 3 demek zorunda kalırdık. Kişinin taşınmazlar üzerindeki haklarını aslen kazanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi burada kritik noktalardan bir tanesi taşınmazlar ve aslen kazanım. Değerli arkadaşlarım şöyle yazalım bakın taşınır ve taşınmaz diyelim. Taşınır mal üzerindeki hakimiyetimize sahiplenme, taşınmaz mal üzerindeki hakimiyetimize işgal denir. Kelime anlamı hani tarihte hep işgal kötü ama hukukta öyle değil. Yani eviniz, arsanız, tarlanız taşınmazdır ve siz burada işgalcisiniz arkadaşlar. Hukuk öyle ifade eder ve bu aslen kazanım örnektir. Eğer soru taşınır mal üzerindeki aslen kazanım nedir deseydi o zaman da sahiplenme demek zorunda kalırdık. Hukukun kaynakları, normal hiyerarşi ve hukukta boşluk türleri ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi Doğrudur diyor. Doğrudur. Kanunlar yönetmeliklere aykırı olamaz. Hayır tam tersi. Yönetmelikler kanunlara aykırı olamaz. Bu yanlış. Bilerek ve bilinçli bırakılan boşluklara kural dışı boşluk. Hayır. Kural içi boşluk denir. Hakim atıp ve takdir yetkisinde kullanır. Hukuk boşluğu olan durumlarda hakim takdir yetkisini kullanır. Hayır. Kural içi boşlukta hakim takdir yetkisini kullanır. Hukuk boşluğunda hakim hukuk yaratır. Yetkili makam tarafından konulan kuralların tümüne mevzuat denir. Evet. Yetkili makamları koymuşsa yetkili bir makam otorite yapması elbette ki bu yazılır. Yazılıdır. Yürürlükte bulunan yazılı kuralların tümüne pozitif hukuk denir. Hayır. Pozitif hem yazılıdır hem de yazısızdır değerli arkadaşlar. TBMM aşağıdakilerden hangisinin yokluğunda çalışmalarını sürdüremez? Siyasi parti grup başkan vekilleri, hükümet temsilcileri, cumhurbaşkanı, ana muhalefet, ana muhalefet partisi genel başkanı, başkanlık divanı. Şimdi arkadaşlar şu dördü oturumda yoksa Meclis oturumları her halükarda devam edebilir ama başkanlık divanı yoksa oturumu yönetecek kimse yoktur demektir. Dolayısıyla o oturumda gerçekleştirilemez. Siyasi parti grupları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi Doğru doğru diyor değerli arkadaşlar. Meclis soruşturması hakkında grup toplantısı yapabilirler. Hayır. Siyasi parti grupları soruşturma ile ilgili görüşme yapamaz, karar alamazlar. Meclis oylamaları ile ilgili milletvekillerini bağlayıcı kararlar alamazlar. Alabilirler değerli arkadaşlar. Grupta bağlayıcı karar alınabiliyor. Siyasi parti grupları seçme seçilme yeterliliğine sahip en az 20 kişiyle. Hayır en az 20 milletvekiliyle kurulu kişiyle değil. Yani burada normal vatandaş vurgusu var. Üye sayıları oranında TBMM başkanlık divanında temsil edilir. Evet. Üye sayısı vekil sayısı çok olan başkanlık divanında daha çok temsil edilir. Temmü başkanlığına aday gösterebilirler. Hayır parti grupları başkanlığa aday gösteremez. Milletvekilleri kendileri aday olur. Yukarıdakilerden hangilerinin milletvekili olma zorunluluğu yoktur. Cumhurbaşkanı ve yardımcısı ve bakanlarda milletvekili olma veya olabilme şartları yeterlidir. Dolayısıyla üçünde de illa vekil olacaksın diye bir zorunluluk yoktur. Velev ki vekilken bu görevlere gelirlerse vekillikleri de zaten her üç durumda da sona eriyor. Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesi'nin yargısal denetimi kapsamında değildir. Yani hangisine yargı yolu kapalıdır demek istiyor. Ya da Anayasa Mahkemesi'ne gitmez demek istiyor. İç tüzük, bütçe kanunu, normal cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Normal diyorum çünkü o ya yargı yolu kapalıdır. Olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Vekilliğin düşürülmesine itiraz evet ama usulüne uygun antlaşmalara yargı yolu kapalıdır değerli arkadaşlar. Hatırlamakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi 2017 Anayasa değişikliği ile Yüce Divan'da yargılanacaklar arasına eklenmiştir? Şimdi 2017'de istiyor değil arkadaşlar. Biliyorsunuz jandarma genel komutanları falan çıkartıldılar. Peki kim eklendi 2017'de? Hangi makam yeni kurulduysa, yeni geldiyse? Genelkurmay, Adalet, Kara Kuvvetleri, Meclis Başkanı eskiden beri yüce divandaydı ama Cumhurbaşkanı yardımcıları, burada çoğul yazmış, şu an bir kişi var Fuat Oktay. Cumhurbaşkanı yardımcıları 2017 yılından itibaren Yüce Divan potasına girdiler. Haklarında meclis soruşturması açılabiliyor. 300, şöyle 301'in imzası, 360'ın kararı ve 400'ün onayıyla arkadaşlar Yüce Divan'a sevk etme durumu da gerçekleşiyor. Peki yeni videolarda, yeni eserlerde görüşmek üzere. Bizimle kalın. Kanalımıza verdiğiniz destek için de ayrıca tek tek teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.